Serinavên heyeta ku nobedarên wijdan û nobedarên edaletê di roja heftemîn de ji kûreya dilê xwe û ji kûreya wijdan û bi hêviya pêkanîna edaletê em weselav dikin hûn hemû bi xêr û xweşî sersera serçava hatin. Ji qada nobedê, ji qada nobeta wijdan û edaletê hezar silav Le Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, İdris Baluken, Çağlar Demirel, o da şahsiyetle Gülten Kışanak'ta Hazar Slav le hemmu şaradar emmeyi nahadı zindan da. Hazar Slav le hemmu hevalu hogrenme yek siyasete legal demokratik dimeşandın o mıkabın nahadı zindan da. Hazar Slav ev kesekun nahadı bi vicdanin civake o penis ahu jibona rastiye bu kartini ve mıkabın nahadızından da. Beriye her tişti. Ejdilu can, jit çapameniya azat ra, jibona kedavaya ef heft roji, ez spasiye xo, da ser navi, nobedarin vujdan u adaleti peşkeşi vedikum. Her vaha, jidilu can, em spasiye xo, peşkeşi çapameniya kurdu kurdistandikum. Malawa hazar jarava. Her vaha ev veşanın civaki sosyal medya xebatkarin vi, ketkarin vi, hemu platforma. Em spasiye xo peşkeşi vedikin jibona keda ve jibona tahva ve. Kudestira ve hebe. Naha le tenişta meh nekhoşuhani eki heyi. Çawa ko heft roj em dibine dor peçkirini da bun. Vijdan dibine dor peçkirini da bun. Nekhoşen de nekhoşkhane da jî dibine dor peşkirini da bu. Em ji xweda ji bona hembûn nekhoşa sihet û şîfa dixwazin. Di vê heft rojî de ev dor peşkirin huzûra hemû bajar xera kir. Ev faşîzm, ev tecrîd huzûra hemû bajar xera kir. Em ji bi taybetî ji nexweşên nexweşxanê em daxwaz dikin ku heqê xwe li me helal bikin. Bi rastî me bi şev û roj ji bona tendirustiya wan û ji bona pêşeroja vî gelî me hem dia kir, hem ket kir û hem jî berxwedanek me da nîşanda. Xweşik birayên min. Ew saziyên sivîl yek o hatin ber vi qade le mixabin hata qedex kirin ku ne hiştin peyke bintin dir. Jibar khatire ku ev der kirin fena zindaneki tüku tere seri vi vekili. Ev saziye mey hatin ku vegeryan em spasi ko peşkeşi wan. Hereketa jin dayken aşitiye saziyen sivil seydaye mey brumet bi qadru qimet em spasi ko peşkeşi wan dikin. Em dizanin, em baş dizanin ku ne hiştin evverin le dehaye wan li gel mebu dile wan li gel mebu em vi baş dizanin ji heft saliya heyanî hefte saliya hemû gelê amedê em spasiyê xwe pêşkeşî wan dikin û em carek din beşna xwe li ber hêstê wan ditewînin beşna xwe li ber hêviyê wan ditewînin ku em dizanin dilê wan bi me rabû xweda jî zanî ku ew bi me rabû, ew bi me rabû. Serê heft rojî ye. Ev qada rêzekî di hindirê parkê de hatî dorpêçkirin. Ew ne bes bû, rêzek din kişandin. Ew jî ne bes bû, seyarên pola kişandin. Ew jî ne bes bû, bi deh hezara polîs, bi deh hezara sekurîtî ev qada kir bine dor peşkirine da kubra gel helbejarti xo ne bine da kubra gelu helbejarti wi hev do ham beznekin subhanallah subhanallah bajareki jiseri hafte denge xo de hareketeki bajareki sedi hafte şaradar helde bejere hinek ji derveten destedin sa şaradari. Hinek ji derbetin dibe gel ne bu arayı
gelb mereyi lebeli emi abluka pekbinin. Du ha du. Du tebligat ekişime yaşandı. De ev tebligat avanda iruhu de roja hefteminde mey vicvina çapemeni pek banyana o ev geleme yek buhazı. Yek buhazı. Ve batana bu bana mivanen mey mey heste hub hevdura jikada giştira mey parve bikrana mey peşniyari hub parve bikrana mey huasteki hub banyana zaman. Ve mekabın cüvina meya çapemeni yaku embegelra pek binin hatta kadehe kirin. Bun çima dıtırsın jigel? Bun çima dıtırsın ku gelu o vekili vi, gelu helbicarti vi, vere tenişta hev. Ev tırs jibona çiye, ev hof jibona çiye. Em baş dızanına, em baş dızanına. Xezeba we ji tırsa nava we ye. Xezeba we ji tırsa nava we ye. Em baş dizanım. Hün nebiyen ata u ismetin. Le hün jî baş bizanım bun. Em nebiye khanene. Em nebiye khanene. Gerek bablisoyke zerhatunu çun. Le em liverin. Em liver bun. Em e tımu tım liver bun. Xwesteka me wek heviye, xwesteka me azadiye, xwesteka me xuşkubratiye demokrasiye, xwesteka me azadiye milletekiye. Mafe hemmu milleta heyi ku, bi zarava xo, bi nasnama xo, bi baweriya xo, jiyan bide meşandın. Ve mıxabın, mıxabın carek din faşizm, carek din zordesti, zordari, biçek, bi tehdit, bi gef u xwarin dixwazin rastiyekî, heqîqetekî berovacî bikin. Îroho, tenê ev qada natî dorpêşkirin. Dorpêşkirina çaremîn bikarhanîn. Hemû rêyê ku sentrê ku tê vî qadî hatiye girtin. Ne tenê vî qadî navçeya kaya pınarı hemu naha debine dor peşkir ne dayı. Ne tane kaya pınar naha le bağlara ye, le yeni şehri, le sure, je bajaren der ve polis hanim. Çima je bo çe? Ve vekilin vigeli, ve dahwaniya çape meniye bedin. Ev çiye? Win tek çune. Kurte nuçeya, kurte şiroveya, vi heft roji, carek din derket meydane ku, faşizm tek çüye, zordari tek çüye, zıhtu zor tek çüye, o ji geldi tırsı. Ji ujdanı geldi tırsı. Be iznu kavata kada, evya ve deriye khere vebeke. Hoş gübreyim. Kongre civaka demokratik. Saziyek sivil. Saziyek çareseri. Hefsero ki kongre civaka demokratik. Ne iro. Ne şeş roje. Ne hıstın vikari. Brasti med karibu tüsten dineji bikrana. Med karibu biryaren dineji bikrana. Le M9 provokasyona var. Emin nehin provokasyon avan. Emin provokasyon avan li valayi li heçe der bixin. Ez bi biru bawerim. Ez bi biru bawerim. Ev heste ku. Yen vijdan. Ev xwestaka ku siyaseta legal. Peşe uyuveri vekirin. Selahattin Demirtaş figen yüksekdağ. Parlamenterin mi? Çaradarin mi? Kesin siyasi hemmu verin berdan. Dilin gelda cisten. Rewşa awarte ku li vî heremê ne tenê rewşa awarte yê li vî heremê sûqî yûnetîme ji holê were rakirin ne xwesteka me tenê bû xwesteka a medya giştikî ji ber xatirê ku vî qadê girt ve vî qadê qedexe kir hûn jî baş dizanin ku gelê Amedê jî vî dixwaze. Ya Süheymîn
او پروسس آشتیه او پروسس سلحه که و خراکر و پعین لیخست سدمی وی یک جیجی سدمی خو یک جیجی گاوک و لگراوا امرالیه و تجرید ایزالاسونه و جرده لدارخست ای آکپه تا جرده تجرید ایزالاسونه لدارخست او حد وی معنی که تو سلحه نخوازی تو شر و پفچونه دخوازی به شر و پفچونه به مرن و کشتونه دخوازی روی بر یک شرود آوا بکی خواسته که مای اساسیاجه او بکو او تجریتا کل سرسری برز اجالان تیمشاندن او تجریت شوالی رب از بی بیرو باورم او کسی که دنگ خود دابه هدفی آنجی دنگ خود ندابه هدفی لوی باجاری همو کس آشیتی سلحه دخوازه وک هویه دخوازه آزادیه دخوازه و از بی بیرو باورم همو کس او تجریتا راکرنا او تجریتا دخوازه جبر خاطره که جبر خاطره که و نخواست که خواسته که وی ملتی وردیتن و تجریت ایزلاسونه لوی درجی دانی خوش که برای من اجار اکدن بیر کس دها بو یدی گن بوینجا بیزلرله بیلیکته امک صرف ادن سیز دیرلی باسم منسوبلارنا سوسیال مدیدکی مدیا پلاتفورملارنا ازگر باسم گلنهینه ve hiç şüpheniz olmasın ki Kürdistani basın yayın kuruluşlarına içtenlikle teşekkürlerimi, şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Yedi günün özeti nedir diye bana sorarsanız, faşizm halktan korkuyor. Bir kez daha faşizm kaybetti. Bir kez daha vicdanlardan, adaletten ve adalet talebinden korkulduğunun resmidir bu bariyerler. Bu aşırı güvenlikçi politikalar. Parkın içerisinde bir bariyer, parkın dışında bir bariyer yetmiyor, zırhlı araçlar yetmiyor. Binlerce, 10.000'i aşkın kolluk görevlisi, o da yetmiyor. Dış illerden kolluk görevlisi getirilmiş. Niçin? Burada bir vicdan ve adalet nöbeti var. Burada vicdanlara, adalete, eşitliğe, özgürlüğe, birlikte yaşama, onurlu bir barışa, tecritin kaldırılmasına yönelik bir çağrı var. Korkunun ecele faydası yoktur. Zorun rolüyle, zorun gücüyle, zorun aygıtıyla hakikati saklayamazsınız. Bu coğrafyada, bu coğrafyanın seçilmişleri cezaevinde ve siz çok açık ve ne söylüyorum? Savaş politikalarına geri dönmekle ey AKP kaybettiniz, kaybettiniz. Şu anda sadece ve sadece bu park abluka altında değil, ana arter caddeler trafiğe kapatılmış. Ne olacak ha? Ne olacaktı? Binlerce insan gelip bu parkta benim şu anda yapacağım konuşmayı, eşitlik talebini, özgürlük talebini, onurlu bir barış talebini, tecridin kaldırılması talebini, Selahattin Demirtaş'a özgürlük talebini, Gülten Kışanağ'a özgürlük talebini onlara haykıracak. Neden korkuyorsunuz? Çünkü son 2 yıldır kayyum uygulamalarıyla, kanun hükmünde kararnamelerle, olağanüstü hal rejimiyle meşru olmadığınızı, meşru bir yönetim olmadığınızı siz çok daha iyi biliyorsunuz. Bunun açığa çıkmaması için halk sırtını döndü diyorsunuz. Benim bir çağrım var. Diyarbakır'da, Diyarbakır halkı, Kürdistan'da Kürdistan halkı, Türkiye'de Türkiye halkları oyunu, reyini kime verirse versin o bizim başımızın tacıdır. Çünkü milletin iradesi, halkın iradesi neyse o bizim kabulümüzdür. Ama siz milletin iradesini cezaevine koyuyorsunuz. Milletin irade olarak göndermiş olduğu, parlamentoya göndermiş olduğu 4 parlamentimizin, 4 milletvekilinin milletvekilliğini düşürdünüz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin belediye başkanlarını cezaevine koydunuz. Şimdi çağrım var. Ey Erdoğan, ey hükümet,
çağrım var size. Millet bize sırtını mı döndü? Millet bize yüzünü mü döndü? Gelsin Gülten Kışanak, gelsin senin göndermiş olduğun kayyum. Hodri meydan. Maşam duru, ya nerdan duru? Sento Caddesi'ne girsinler. Bütün bu kameralarda onlara eşlik etsinler. Gülten Kışanak Sento Caddesi'nden Kuruçeşme'ye kadar kaldırımda yürüsün. Senin kayyumunda yürüsün. Esnafa sorsun. Esnaf kimi tercih ediyorsa başımız gözümüz üstünde. Daha de bakalım. Daha de bakalım. De sıkıysa çık sokağa. De sıkıysa milletin iradesiyle yüzleş. Yalan ha yalan. Ama yalanın sonu yok ki. Yalanın sonu yok. Meşruiyetini yitirmiş olan bir yönetim, meşruiyetini yitirmiş olan bir algının, ben açık söylüyorum, kente, kentin sokaklarını altından da yapsanız 5 kuruşluk bir kıymeti harbesi yoktur ki. Rıza, rıza, rıza. Milletin rızası. Biz rıza diyoruz, onlar reza anlıyorlar. Reza değil ha, rıza. Vicdandan gelen, insanların yüreğinde yer edenen, sevgiyle ha sevgiyle, ey bu kentin idarecileri, valisi, kaymakamı, vali yardımcısı, ben de dahil olmak üzere, ben de milletvekili olarak dahil olmak üzere, siz kente çıktığınızda, sokağa çıktığınızda, eğer insanların göz bebeğinde size göz bebeğiyle gülüyorsa, siz o zaman bu kentte varsınız. Tankla, topla, silahla, baskıyla, şiddetle, tehditle bir kenti, hakimiyetini ele geçirmiş olmak, o kentte var olmak demek değildir. Onun için diyoruz, gerek babilitoke zeruhat nüçun. Le em levverin, emet tümmi dahim bi izni kavata hoda levverbin leser aha hubun. Değerli kardeşlerim, sadece bugün özgü değil, daha biz nöbeti başlatmadan bir gün önce bu kente olası nöbet için çaba sarf edecek insanlar gözaltına alındı. Yüzü aşkın insan şu anda gözaltında. Aha burada, her akşam saat 9'da vicdanımızdan vicdanlara ses gitsin diye ses çıkarttık. Şu yandaki binalardan bu sese iştirak eden, sesimize ses veren insanlar gözaltına almaya çalışıldı. Ya neden korkuyorsun? Neden korkuyorsunuz? Legal, demokratik siyasetten korkuyorsunuz. Çünkü büyük bir yalanla çatışmanın tekrar başlaması, müzakere masasının tekrar yıkılmasının faturasını HDP'ye, legal, demokratik siyasete çıkarmaya çalışıyor bu hükümet. Yalanın, bir kez daha söylüyorum, sonu yoktur. Yalandan bir toplum algısı inşa etme çabası da beyhudedir, beyhude olacaktır. Maskeleri bu vesileyle bir kez daha çıktı. Bakın, ne yaptılarsa olmadı. Eş başkanlar tutuklu, vekiller tutuklu, belediyelerde kayyum var. 750'yi aşkın il, ilçe başkanımız şu anda cezaevinde. Ne yaptılarsa olmadı. Şimdi bir algı operasyonuna başladılar. Ne yaparsanız yapın, haktan ve hakikatten, etikten koptuğunuz için başaramazsınız. Meşruiyetinizi yitirdiğiniz için başaramazsınız. Yapılması gereken tek bir şey var, bu çifte standart hukukuna son vermek. Bakın Türkiye'de olağanüstü hal rejimi var ve olağanüstü hal rejiminin özü darbeci cuntanın yapmış olduğu darbe kalkışmasında başarılamayan onun siyasi ayağı eliyle bir rejim inşa edildi. Ve bu rejimde muhaliflerin sesi kıstırılıyor. Bütün muhalefetin sesi kıstırılıyor ama HDP'ye uygulanan muhalefetin sesini kıstırmadan ibaret değil, HDP'ye uygulanan bir düşmanlık hukukudur, bir yok etme hukukudur. Kürt'e uygulanan bir düşmanlık hukukudur, bir yok etme hukukudur.
haklı bir taleple ana muhalefet partisi Ankara'dan İstanbul'a kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi. On binlerce kolluk, polis, asker o yürüyüşün hem selameti için ama aynı zamanda mihmandar olarak onlara tahsis edildi. Orada da o hal vardı. Niye orada mihmandarlık yapıyorsun ki yapman gereken budur? Niye burada ceberrütlük yapıyorsun? Niye burada halkla vekilinin en meşru, en insani, en ulvi değer olan vicdan ve adalet çağrısını ve buluşmasını önlemeye çalışıyorsunuz? Çok açık söylüyorum, faşizmin 100 yıldır kullanmış olduğu bir kılıf var. Hani derler ya, minareyi çalan kılıfını da uydurur. Bunlar 100 yıldır bir kılıf almışlar eline, köhnemiş. Yani ev kılıfı vancı rızya ya, rızya yok. Kul kul ibri. Bir kılıf almışlar eline, devletin beka sorunu var. Bu kadar devletin beka sorunu yok. Faşizmin beka sorunu var. Faşizmin kendisini zorla, zor aygıtlarıyla sürdürebilir kılma sorunu var. Şimdi meclise bakıyorsunuz. Netice itibariyle bütün bu sorunların çözüm yeri, çözüm merceği Türkiye Büyük Millet Meclisi olmalıydı. Ama meclise bakıyorsunuz. Meclis adeta iktidar partisinin noteri haline dönüştürülmüş durumda. Özellikle de son iş tüzükle mecliste vekilin dahi konuşması yasaklanmış hale gelmiş. İşte bütün bunlar korktuklarını ve ne kadar korkarlarsa zulümlerinin de o kadar arttığını göstergesidir. İçerileri, iş dünyaları kararmış. İşte vicdan ve adalet nöbeti, vicdan ve adalet hareketi bu karartıya da özü itibariyle bir ışık tutma, o karanlığı yırtma girişiminin ta kendisidir. Müsaadenizle son olarak, vicdan ve adalet nöbetini bitirmiyoruz. Vicdan ve adalet nöbetini sürdürüyoruz. Hem de büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Vicdan ve adalet nöbetini sürdürme bayrağını Ahmet'ten İstanbul'a bu saat, bu dakika itibariyle devrediyoruz. Değerli kardeşlerim, bir kez daha Erdoğan'a, AKP Genel Başkanı'na çağrıda bulunuyorum. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, HDP senin siyasi rakiplerindir. Sen siyasi rakiplerine kinle, öfkeyle düşmanlık hukukunu uyguluyorsun. Sen özü itibariyle kendinin de ve varlığının da meşruiyetini bu vesileyle ortadan kaldırıyorsun. Çünkü darbeciler gelseydi, şu an sen de Selahattin Demirtaş'ta, ben de hepimiz beraber cezaevinde olacaktık. Darbeciler başarmadı ama sen darbecilerin başaramadığını şu anda hayata geçiriyorsun. Kininin, öfkenin esiri oldun. Niçin ha, niçin? Tek başına iktidar olmak için. Aldın, savaşı başlattın. Ölümlerle, kanla, gözyaşıyla sandalye sayısını artırdın. Onu başardın. Ama meşruiyeti yitirdin. Demokrasiyi yitirdin. Bir bak bakalım, son iki yıla bir bak. Ne oldu bu ülkede? Neler yaşandı bu ülkede? Kürt düşmanlığı politikasının bu ülkeyi hangi noktaya getirdiğini gör bak. Türkiye, Avrupa Birliği ile müzakere sürecinden, şimdi müzakerelerin askıya alınması sürecine geldi. Türkiye, senin politikalarınla, yanlış politikalarınla bir kez daha konseyde izleme sürecine alındı. Çok açık ve ne söylüyorum. Öyle bir hale getirdin ki Türkiye'yi. Ankara'nın dış politikasını öyle bir hale getirdin ki
Rojava düşmanlığıyla, IŞİD, El-Kaide, El-Nusra gibi insanlık ailesinin neredeyse düşmanı olabilecek potansiyellerle sırf Kürtler statü sahibi olmasın diye ve Orta Doğu'ya dair yeni Osmanlıcılık adı altında hegemonik bir yapı kurmak adına Türkiye'yi, Ankara'nın dış siyasetini, 3. Dünya Savaşı'nı çıkarma riskine, potansiyeline eriştirdi. Şimdi de en büyük risklerden bir tanesi, neredeyse Türkiye'ye yakın gelecekte, eğer ki bu politikalar değişmezse, eğer bir dönüşüm olmazsa, ekonomik ambargoya kadar varan bir yakın gelecek bu ülkeyi bekliyor. Olağanüstü hal rejimiyle, kanun hükmünde kararnamelerle, insanların ekmeğine, rızkına el koymak suretiyle Nuriyeler, Semihler, neredeyse yüz binlerce insanın yaşamış olduğu trajedinin vicdanının hangi hale geldiğini göstergesidir. Şimdi sizlere çok açık, net ve kabul edilemez bir bilgi notunu da paylaşacağım. Değerli kardeşlerim, Nuriye ve Semih zorla tedavi altına alındı. Daha doğrusu odaya alındı, bir odaya alındı. Ve doktorun bir raporu var. Diyor ki raporunda, mevcut bulgulara göre hayati tehlike var. Hayatını yalnız başına idame ettiremez. Ancak mevcut bulgular tutukluk halinin tehir etmesini gerektirmez. Hayati tehlike var. Tek başına hayatını idame edemez ama tutukluk alması lazım. Vicdan bunun neresinde? Adalet bunun neresinde? Ahlak bunun neresinde? Böyle bir rejimin başarı şansı yoktur. Sürdürülebilir olma şansı yoktur. Sadece siz helak olmayacaksınız. Siz helak olunca bir sürü masum insan helak olacak. Bundan dolayıdır ki çağrımız, kininizden vazgeçin. Hırsınızdan vazgeçin. İçeride ve dışarıda Kürt düşmanlığı politikasından vazgeçin ve berhemahal Nuriye ve Semih tahliye edilmelidir. Berhemahal işlerine iade edilmelidir. Kardeşlerim, son söz olarak mutlak suretle, ne olursa olsun mutlak suretle vicdan ve adalet hakim olacaktır bu coğrafyada. Ben inanıyorum ki Diyarbakır'dan çalınan bu maya İstanbul'a ulaşacaktır. Diyarbakır'dan çıkan bu ses İstanbul'da buluşacaktır. İstanbul'da yankı bulacak ses büyüyerek Van'a, ve Bıfır'ı, Bilindib'i, Mezimbib'i, Baskehul Bayetenek'i ve Hubigin'in Bahrevan'ı. Van'dan İzmir'le buluşacaktır. Ve milyonların vicdanı mutlak suretle faşizmi geriletecektir. Faşizm gerilediğinde bütün çocuklarımıza aydınlık bir gelecek, aydınlık bir ülke, aydınlık bir coğrafya bırakma imkanına sahip olacağız. Ya bugün sesimizi ortaklaştıracağız, gür çıkaracağız, vicdani, ahlaki, insani sorumluluklarımızın gereğini yerine getireceğiz ve gelecek nesillere karşı mahcup olmayacağız. Ya da bugün özellikle zulme alkış tutanlar, zulme çanak tutanlar, gelecekte emin olun ha, mazlumların yüzüne baktıklarında mahcup olacaklardır. Mahcubiyet hissedeceklerdir. İşte kimsenin mahcubiyet duygusunu hissetmemesi için artık vicdani çığlığı yükseltmenin zamanıdır. Sel haline, bir vicdan seli haline dönüştürmenin zamanıdır. Ben bir kez daha tüm arkadaşlarım adına emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum.